canlarım benim, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız, bizler çok çok iyiyiz. İnşallah günlerimiz aydın geçmiştir, güzel geçmiştir, huzurlu, sağlıklı, mutlu geçmiştir. Saat çünkü anca ikindi dedim, bir sohbet edelim hep beraber. Gerçi hoş siz benim bu kahve sohbetlerimi seversiniz ama diğer en son yaptığım iki tanesine hiç de yani pek ilginizi çekmedi herhalde. Neyse kahvemizi yaptık. Ana kahvemin üstünde kalp şekli çıktı kız. Acaba çabuk yorum yapın bana, hemen yazın. Tam üstünde gerçekten bir kalp resmi çıktı. Kalbimin temizliği mi acaba? Evet ay, şunlara da bayıldım. Berlin'den geçenlerde dışarıya çıkmışlardı ya. Ben burada sularımı hafif nem yapmasın diye buzlu içtiğim için şeyi koyuyordum. Kasenin içine koyuyordum. Hani mobilyayı ıslamasın diye. Belgin şöyle şunları almış. Bunların üstüne koy bari anne diye. Sağ olsun kızım. Şöyle şunları da almış. Artık böyle bunun üstüne koyuyor. Evet, Berlin'den tiyolar demişsiniz. Tabii ki burada olduğu sürece sık geliyor olduğu sürece tabii ki kendisinden rica ederim gene evladım, ama o anki ruh haline bağlı. İnsanın bir eşek, bir eşref saati oluyor yani, günü gününe, saati saatine uymuyor. Olursa rica ederim yani, annem böyle böyle diyerekten diye. O tabii açtı, nasıl onun yanında elim ayağım böyle hiç karışamadım, Feyza'ya höt 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 yapıyordum. boynuz kulağa geçer. Ama Berne de soracak olsanız, Berne hep der yani, anne ben de işte anne yemeği demek ki. Ben senin yemeklerini daha çok seviyorum, daha çok beğeniyorum der yavrum gene ya. Tabii ki söylerim, elinden geldiği kadar yapar. Hep bazı arkadaşlar diyordu hani işte Berne'de niye gözükmüyor, ne oldu bilmem ne. Ya bizim zamanım olursa, işte dediğim zaman o anki ruh hali, hani altında bir şey aramanın anlamı yok derler ya, öküz altında buzağı arıyor diyerekten diye, hani sözün meclisten dışarıya, hani öyle bir kelime tabir var. Hani niye şimdi ona geldim diyeceksin, yine beni köyde görmek isteyenler var, ayol beni kaç parçaya böleceksiniz ya. Her anında nerede olabilirim, köyde olsa diyeceksiniz ki Mükü, diyeceksiniz ki Serap, diyeceksiniz ki o, diyeceksiniz kaça bölüneyim ben. Ama tabii ki giderim ama herhalde bu aralar pek gidecek gibi havam da yok. Kızım da baktım sucuklarını balkonlara astı. Tabii belgenimiz verir. Bak ben karabiberi bilmiyordum. Mesela yaptığım telşehriye çorbasında naneyi kavurursan önce daha güzel oluyor diyerekten diye, ama karabiberi gerçekten bilmiyordum. Aman saate bakayım da yemek var ocakta. Onda böyle pek bir bilgim yoktu yani. Onu da öğrenmiş oldum. İşte insan, bak öğrenmenin yaşı yok. Yani hani yaşın çok olur 80-90, yok ilgisi yok. Öğrenmenin yaşı yok. Ben onu kızımdan yeni öğrendim. O gün öğrendi. Bu arada yorumda da bildirdim. Arkadaşlarımdan, canlarımdan bir tanesi demiş ki onun ekşisi, nar ekşisi yahut da hani olmadığı için kısır olmaz diye. Evet haklısın. Tabii ki hayatım, olmadan olmaz o. Doğru söylüyorsun ama bizim yemeyen çocuklarımız var içinden. Onun için herkes kendi tabağına, servis tabağına aldıktan sonra, isteyen limon sıktı, isteyen, ben de nar ekşisine bayılırım gerçekten. Nar ekşisini ekti hayatım. Ama işte orada yemediği için demek ki çekilir ki de onu söylemedik. Unutuldu o herhalde. Neden sıkmadığımızı içine diyerekten diye. Çocuklarımızdan yemeyenler var. Onun için sıkmadık. Herkes dedi kendi servis tabağını sıksın. Bu arada birikmiş hem şöyle bazı şeyleri yorumlara yazıyorum ama dönmüyorsunuz, okuyor musunuz, okumuyor musunuz bilmiyorum, ama onun için hem dedim kahve sohbeti yapalım, hem de
onlara cevap vereyim dedim. Serapcığım Türk değil mi demişler. Serapcığım kendisi tabii ki Türk ama Almanya'da çok uzun yıllar kalmış, çocukluğu orada geçmiş. Onun için gayet de güzel konuşuyor ama biraz dil tabii ki toparlanıyor. Türk hayatım, onu da bilgilendireyim. Gülayım, bir tanem, elma şekerim. Canımsın benim. Mükü için Allah razı olsun. Sağ ol hayatım. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar güzel düşündüğün için. Söylemedin mi diye ikinci kez hayatım söyledik. Ama bir sürü seçenek, herkes Mükü'yü sevenler. Tabii ki mesela en büyük kuzu bucağı kadar araştırdı. Biz buradan tanıdık doktorumuz var. Buradan şey yaptık, bunu da söylemiştik. Randevusunu falan ayarladık. Kafası onun nereye yatarsa diyerekten diye. Tabii ki söyledim. Hayatım söylemez olur muyum? Sağlık bu ne demek? Bu arada çok teşekkür ediyorum ilgine. Ama artık o en son karar işte... Farklı bir yer daha. Önce dedim ben bir git bak. Hatta videoda da baktım ben şey yaptım. Şey bir yer, iyi güzel bir yer ama bir gidip işte bakması lazım. Onu da söyledim yani söyledik yani söylememezlik. Es geçmez olmaz dediğim gibi sağlık olduğu için. Dur bakayım başka. Hakan'ımızın... Hani demişsiniz, hani balon, çok teşekkür ederim. Ay ne kadar dikkatlisiniz ya. Vallahi gerçekten öpüyorum sizleri böyle kokulu kokulu. İp boynuna dolanır diye haklısın. Ama biz o an için o şekilde, yoksa başka türlü kesinlikle hayatım. Tabii o kadar kız, ben kaç tane çocuk büyüttüm. Kendikilerimden hariç torunlar, dışarıda büyüttüklerim var. Hele ben çocuk konusunda çok çok hassasım, çok dikkatliyimdir. Hele bir de yürümeye başladım, artık beni kimse tutamaz. Hep peşinde, hep peşinde. Mesela Hakan'ımız bizim daha dönmüyor. Ama uyuduğu zaman, şurada şu şekilde yatırdığımız zaman bile odadan çıkamıyorum. Çıksam bile saniyesi dönüyorum, hemen kapıdan bakıyorum. Yani olur da dönmez de başlangıcı olur, döner de düşer diyerekten diye. O konularda çok dikkatliyimdir. Ay kesinlikle. Sağ olun. Tabii ki biz o an bağladık, tutuyoruz. O şekilde tabii ki bırakmayız. Yani o öyle şey kesinlikle yani asla olmaz. Tabii çocuktur bu. Ben mesela ne kadar büyük olursa olsun Feyza ablasının, Denizu ablasının kucağındayken bile hep böyle dikkat ederim yani. Tutuşuna nasıl şey yapıyor. Hele mesela Denizu ile Feyza çok güzel, bizlerden bile güzel tutuyorlar, çok hoş tutuyorlar, avutuyorlar ama yine de işte aklım kalır, hep böyle gözetlerim yani. Aman bir yanlış mı tuttu, aman şey mi diye, maşallah büyüdü etti kız o da. 2 ay sonra başlar pitik pitik emeklemeye. Evet Mükücüğümün torunu çok tatlı dediğiniz gibi. Ha, geldi kırmızı başlıklı. Getir uykudan kalktı. Bak gari kız, o ne ya? Mecbur şeyler ya. Dile. Aa, anne işte geldi kırmızı başlıklı. Annenin kuzusu da kuzusu, nazesi da nazesi. Nereye gideceksin gene sen? Bakışa bak. Anneannem. Alamadım uykuyu. Evet. Alamadım uykuyu. Alamadı oğlum uykuyu. Bu çok çirkin, çok. Annem mi güzelsin sen? Bak. Oh diyorsunuz hep şap şap öpme ama insan öpmeden de duramıyor ki. Gel de bunu öpme koklama. Gel de bunu öpme koklama. Ötekiler ne abiye? Gelin bakayım siz de hadi. Derinsu Almanca kursuna gitti. Şeyde Feyza'nın da dershanesi vardı. Öteki ikisi de içeride. Anne, kuzum, nazım. Aman kırmızı da pek güzel. 5 kuruş, 10 kuruş fazla olsun, kırmızı olsun. İşte öptü. Oh. Tamam abisi. Bir de ablası öpsün. Oh, bir de bu da. Oh. Gelin ben de öpersin. Bakalım anneanne gidin. Oh.
şöyle ablacıklara bir el sallayayım. Oh, öpeyim bir de. Haydi basın gidin şimdi, kapıyı da kapatın. Çünkü onlar oyun oynuyor. Ellerinde tabletleri, dersleri bitti. Değil mi anneanneciğim? Kapımızı çek paşacığım. İyi ki çektin oğlum. Oğlum kaldık mı ikimiz? He? Anneannenin yavrusu, anneannenin kuzusu. Anneanne, ay bu bile böyle öyle güzel güzel, hele sabahları konuşuyorum da. Bak, sevildiğini anlıyor bu. Bu sevildiğini anlıyor bu. Bu hemen başlıyor gülme. Ben buna diyorum ki ağız açık ayran budalasın. Mis kokulum. Şimdi bunu koklar ki aklıma geldi. Müküler bize geldiği zaman işte hani çocuğu sıkıştırdılar, ettiler, öptüler. Bir de ha eve gelen misafirlerden demiştiniz ki orada korona yok mu? Çok misafir kabul ediyorsunuz diye. Hayatım her yerde var. Nerede yok ki korona? Her tarafta var. Ama gelenleri biz... saate bakayım ya, bir tazı gibi oldum ben de. Kapatmasında daha var da dibi dedim tutmasın. Her yerde var korona. Sade yani burada yok mu diye değil. Dünyada var mesela. Gelen kişileri bile biliyorsunuz. İsmail! Bak ne diyeceğim anneannem. Annene söyle de ocağın altını kapatıversin yavrum be hadi. Ne? Tüpün yemeğin altını kapatıversin. Kokusu pek iyi gelmedi bana. Ondan. Ha, pişmiş kokusu geldi, yanmış değil. Her yerde var hayatım ama gelen kişileri görüyorsunuz. Biz de onları tanıyoruz. Onlar da bizi, gelenler de bizi çok iyi biliyor. Ne kadar çok dikkat ettiklerini de biliyoruz. Tabii ki hemen biz videoda komple tüm göstermiyoruz. Herkes geldiği zaman elini yüzünü giriyor, yıkıyor, ediyor. Yani önlemleri alıyoruz, almıyoruz değil. Aman hayatım ne diyoruz yani. Olacak olsa da oluyor, sakınan göze çöp batar. Ama tabii ki önlemlerimizi alıyoruz. Önce kendimizi, canlarımızı, sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Üç kurala uyuyoruz. Yani ama birbirimize tanıyoruz. Tabii ki dikkat ediyoruz. Var olmaz olur mu? Tabii ki var. Ama dediğim gibi Rabbime sığınıyoruz. Değil mi anneannesinin yavrusu? Bak işte bu yetti. Güldü mü bitti. Değil mi anneannesinin minik kuşu? Aman kuş da ne kuş bu. Seni böyle koklarım ben hep. Seni böyle koklarım anneannem benim. Anneannem, anneannem. Bak hepimden ablalara bakalım mı? Bak bak bak. Bak ne güzel yakışmış oğluma. Kırmızı kırmızı. Allah Allah. Kırmızı kırmızı. Pek de güzel yakışmış. He anneanne. Ah, seni vallahi böyle ısırıveririm. Ablaları diyor ki bizim için de öp, sev, kokla. Hepiniz için. Oh böyle kokluyoruz. Kapattın mı? Al anne. İyi hadi. Ah, hadi bay bay de. Pek güzel yakıştı çocuğuma ya. Kırmızı bele. Çek annem evet. Bak. Bele bele. Bele bele. Oh. Oh cennet. Yem dene. Gelmiş sen içeri. Evet Mükü'nün torununu sormuşsunuz. Mükü'nün torunu Ayin'li babaanne. Babaannesi de güzel hatun, güzel kadın ha. Bembeyaz onlar Mevlüt'ünü yaptığında gittiydim ben. Uzun süre kalamadım ama biliyorsunuz çalışıyordum. O zamanlar o gözler desen Ayin'li babaanne. Yüz hatları ondan sonra beyazlığı Ayin'li babaanneye benziyor. Benzeyecek tabii. Kime benzeyecek? Ya babaanne, ya anneanne, yani baba, hala, dayı, amca, yani birilerine benzeyecek. Bana mı benzeyecek? Ben yandan hala, ya halayım tabii ki halayım da, benim yeğenimin bana benzese ne güzel olurdu. Ama böyle daha tatlı. Ah siz onu görmediniz, ondaki o hareketleri, ah çekilmedik, biz öldük gülmekten. İki tane biberonu var, uyku biberonu. Onun için annesi mamasına hazırlıyor. Kuzum kıyamam ne güldüm şimdi. Orada yastığı yoksa bükülüyor, bükülüyor. İlla ki onu yatarken kendisi. Filiz'i o yönden çok takdir ettim ben.
Çok güzel yani yapmış onu. Yastık yoksa önce o var ya papayı kaldırıyor, kafayı yavaş yavaş koyuyor, kafa çarpmasın diye. Yastık oldu mu küt diye atıyor. Dikiyor biberonu. Böyle kendi kendisine uyuyor. Çok güzel alıştırmış yani. Sallama yok, hiçbir şey yok. Ay derler ya Rabbim dağına göre kışını verir diyerekten diyeyim. Benim çocuklarım aman. Hele şey, Belgin sakindi. Evrim benim çok fenaydı. Gece uyukluyor. Mesela Feyza. Allah'ım ya Rabbim. Mesela Hakan'ımız öyle değil. O Feyza'yı Belgin çalışıyordu mesela bazen gece bende kaldığı oluyordu, Alanya'ya da gidiyordu. Biz Feyza'la bir kalkardık onun mamasından. Feyza başladı mı bağırmaya, ağzını açtı mı hemen kaşıkla. Artık ben uyku sersemi, uyku sersemi sabah bir uyandığımızda çok sık da kalkardı. Onun surat berbat, benim surat her yer bağırmak. Berbat, Feyza öyleydi. Ama İsmail öyle değildi geceleri, o daha bir sakin. Daha şimdi hareketliliği var, o da normal yani erkek çocuğu. Zaten yaramazlık yapmayan, hareketli olmayan çocuk mu var şimdi? Yok. Kız başka bir yani sizin sorularınızı bitti mi acaba? Herhalde bitti. Nükünün sonuçlarını... şeylerini gitsin bakalım da ben de çok merakla bekliyorum. Haberleşeceğiz onunla. Gel gel dedi de dur bir gitsin bakalım başlasın da. Biliyorsunuz o akşam da konuştuk. İlk onunla Samanyolu'nda karşılaştığımızda 15 gün süre vermişti çalıştığı kişi bayan. O gün gelince ben de şaşırdım. Tamam bitti sondu bugün dedi. Ha dedim iyi olmuş dedim. Çünkü şimdi öyküyle bayanın da doğum yapmıştı biliyorsunuz. Aralarında 2 ay var. 2 ay öteki büyük. Kendisi de şimdi annelik duygularıyla biraz duygulandı herhalde. Mükü de rahatsız olunca ne yapacak kim koşturacak? Çoluğu çocuğu hem çalışıyor hem ediyor tabii ki. Evlatlarımız koşturacak. Tamam demiş, ben demiş herhalde kendisine yatılı bakacak. Kendim demiş şey yaparım sağ ol demiş. Hani 15 gün bekleme demiş ablacığım demiş. Güya uzun süreler. Bak işte hiç baştan planlı bir şeyleri konuşmayacaksın. Gerçi uzun sene çalıştı o doğru ama daha bayağı bir uzun süre çalışacaktı. Filiz de hamile kalınca tedirgin olduydu. Bayan sakın beni bırakacaksın mı? Ben seninle daha uzun süre düşünüyorum diye. İşte böyle plan yaptırma hakikaten bana da hiç yaramaz. Her şey plansız olacak. Aynen o şekilde. İşte giderken Mükü dedi artık evdeyim dedi gündüzleri haberleşelim gel dedim bakalım sen bir toparla kendini bir şey yap dedim ben. Tabii ki giderim ama kız videolarda da diyordum hani siz de Mükü diyordunuz da şey yapamıyoruz hani bir arada göremiyoruz bir şey mi var yok bir şey ha şimdi evde o da o çalışıyor diyordum o da evde emekli Belgin gülüyor emekli oldum diyorum ben ona da tüh 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 bazı arkadaşlar yorumda yazmış günahtır diyerekten de ya bu bende alışkanlık yaptı arkadaşlar bakmayın böyle kapatıyordum da ben günde mesela nereden baksan 5'in altına düşmez içtiğim Türk kahvesi. Evet bazı arkadaşlar zararlı diyor. Doğrudur. Vardır ama vallahi ben görmedim yani. Belki benim bünye alıştı ondan. Görmedim. 5 tane birden de gönderecek halim yok ki falın bir tane hakkı var mesela. Alışkanlık olduğu için kapatıyorum. Günah demişler. Doğrudur hayatım. Herkesin ama falan inanma falsız kalma kız kim biliyor. Yarına çıkma senedimiz mi var bizim? Yok. İşte kapatıyoruz. Kapatıyorum böyle gidiyorum ondan sonra yıkıyorum geliyorum. Tabii bir tane gönderiyorum canım. Şimdi onu da şey yapacak halim yok. bir tane gönderiyorum. Evet bakalım işte dediğim gibi bir tatil planlarımız büyük ihtimalle o akşam da konuştuk.
Filiz de dedi ama 2 gün dedi, cumartesi pazar çalışmıyor ya Lülü de Filiz de. Hani gidersiniz dedi. Hadi dedim ben de kafadan bir gün daha. Hadi dedi bir gün daha kafadan dedi. Ben idare ederim dedi. 3 günü geçmez tabii ki bak. Neye niye niye kızmet. Serapçımla yapıyorduk çıkacaktık. Tabii Serap'la da çıkacağız da. Serapçımla da tatili. Bakalım hangisiyle önce çıkacağız onu da bilmiyorum. Serap'la en son deniz kenarında kahvelerimizi, çaylarımızı içerken sohbetlerimizin arasında bilmiyorum konuştuk mu konuşmadık mı ama belki de videodan sonra konuşmuştur olabilir. Manavgat'ta çok güzel dedi bir yer var dedi. Oraya dedi gidelim dedi günübirlik dedi. Gidelim hadi gidelim de hani ne zaman gideceğiz? Bana topta ben hop derim zıplarım hemen. Ben ondan haber bekliyorum. O ne zaman uygun olursa o zaman tabii ki bakalım önce hangisiyle olacak. Tabii ki gideceğiz mi gideceğiz. Aklımda da yemek kaldı. Kapattırdım ya kıza. Ne alemde diyerekten diye. Ben bir bakayım da geleyim şu yemeğe. Öyle devam edelim. Kuzum. Evet arkadaşlar yemeğimize baktık. Şapkan da yan dönmüş. Kız uykusu var da bak uyumadı. Anneanne. Anneanne işte bu gülüşü öldürüyor beni. Bak ısırırım senin nanaklarını. Nanaklarını ısırırım. Anneannem uykun mu var senin? Pek de güzel. Bu şapkalardan renk renk mi alsaydık? Ne yoktu sarı da yakışır. Baktım. Başka yerden bakarız değil mi anneanne? Olo. Olo. Anneanne. Ne gamzesi var yanağında azıcık. Bak şımaracak şımaracak. Anne dilini kopartırım senin. Şimdi yapıyor sana. Eşek. Bak görüyor musunuz mu? Dersleri bitince nasıl oyun oynuyorlar bak. İkisi de bak. İkisi birden nasıl baktı? Ay biri ak kuzum biri kara kuzum benim. Anneannesinin yavruları bunlar. Kuzuları kuzuları. Pilav da yapayım mı size? Ooo çok severim. Ooo. Fasulye yapıyordun değil mi anneannem? Belli değil sürpriz. Bak sen posterlerine kim astı onları? Annem. O hadi Harry Potter onu biliyorum da öteki kim? Ortadaki? Hermione. Bir öteki? Diğeri Ron Weasley. Bak bunlar isimlerini biliyor da ben nerede söyleyeceğim onları? Onun üstünde yazıyor. Okuyamıyorum ben yabancı yazıyor. Türkçe mi yazıyor? Türkçe yazmıyor. Mantık gene öyle. Yani. Evet canlarım benim yemeğimizde bir şey yok. Öyle hafif bir koku ama pişmiş kokusu aldım. Kız benim de burnum şey gibidir ha. Hani kokuyu hemen şey yaparım. Bazen de hiç almaz. Bana mısın demez. Belgin birazdan kaçacak gidecek. Hiç belgin durur mu? Bugün çıkmadı ya. Her gün çıkacak. Şimdi uyutmaya çalışıyor. Öteki de uyumuyor. Bugün nedense onun uykusunda bir tuhaflık vardı. Sabahtan da ben salladım. Zaten çok az uyuyor ama tam almadan uyuyor. Kalktığı zaman da bir huzursuzluk oluyor çocukta. Aynı bugün de o günü yaşıyoruz. Annesi uyutmaya çalışıyor. Yatırdıydı, uyuttuydu. Çok fazla şey yapmadı. Uyumadı yani. Kalktı, yüzünden de belli zaten. Evet arkadaşlar gözüm dağıldı. Televizyonda bir haber vardı da inşallah severek ve beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Artık bu muhabbetleri böyle şey yapmayacağım ha etmeyeceğim. Çünkü en son yaptığım 2 tane bundan herhalde 7-8 videoda yaptıklarımda pek şey görmedim ben. İlginizi çekmedi herhalde. Onun için bu sohbetleri ara verebiliriz ama bilmiyorum yine de sizlerin taleplerine bağlı. Evet ne diyoruz şimdi ben kaçıyorum. Hepinizi kokulu kokulu oh öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.